Çok güzel uyuyor aslında. Kahve uyaklı. Seni çağırıyorlar İstanbul'a. Arkadaşlar, jenerik havada. 4-3-2. Evet, Net Göztepe programına hoş geldiniz. 16. programının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta ayrı bir gurur daha yaşıyoruz. Sunucu arkadaşımız Cihan kardeşimizi batarya görevini yapmak üzere askere uğurladık ve şu anda onun yokluğunda burada ben Serdal Muslu sizlerle birlikte olacağım. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Gazeteci, yazar Çağatay Çağlar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve yorumcularımız Metin Gezici ve Oytun Nalbantoğlu bizlerle birlikte olacak. Yine en taraflı, en yanlı, en Göztepe'li program. Türkiye'nin tek Göztepe programı, Net Göztepe programına hoş geldiniz. Evet, aslında bu hafta konuşulacak çok konu var. Birçok konu var ama 45 dakika sizlerle birlikteyiz. Sözü öncelikle Oytun'dan başlatayım. İyi ve mutlu bir hafta geçirdik. Güzel bir haftanın sonunda burada bu programa çıkmak nasip oldu. Evet, öncelikle Cihan'a bir selam yollayalım. Tabii buradan Cihan kardeşimize ve tüm asker kardeşlerimize iyi tezkereler diyoruz. Allah yardımcıları olsun. İnşallah görevinde layıkıyla yapıp kısa zamanda gene yeni sezonda aramızda olacaktır diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun inşallah Can için. Evet Metin'im, güzel bir maç sonucunda buradayız. Hiç hayal etmediğimiz bir yerdeyiz aslında. Şöyle genel itibariyle baktığımızda bu sene nerede oluruz diye düşünürken, elimizde hep hesap makineleri hazır olurken şu anda farklı hesapların peşindeyiz. Belki herkes için hayal ama bu hayali gerçekleştirebilecek bir tabloda karşımızda. Şimdi 3 puanlı sistemde bir hafta bir bakıyoruz, Avrupa potasına giriyoruz, bir hafta bir bakıyoruz, dışındayız gibi geliyor. Ama en çok sevindiren taraf öne geçtiğimiz bir maçı galip olarak bitirip 3 puanı almamız oldu. İnşallah böyle devam eder bundan sonra. Yine son dakikalarda neler yaşadık değil mi? Evet, aynı dedi. Yani hep şimdi şu hareketi sürekli gördüm tribünde. Göztepe mi yaşıyor? Şimdi Çağatay abiye soralım. Gerçekten şu anda keyifliyiz herhalde. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. 30 küsur yıldır Göztepe'nin peşinden koşan bir gazeteci olarak kolay değil Oytun. Doğru abi. Neler yaşadık? Aynen. Ben Antalya'da çimleri yediğimi hatırlıyorum. Arkada itfaiyeci beni dürtüyor. Abicim diyor, ne yapıyorsun diyor. Rize Spor maçında final şampiyon oldum. Yani. Evet. Ben farkında değilmişim. Çimleri yiyormuş. Çünkü ben hep rakip kalenin arkasında oturup fotoğraf çekerim. Özellikle üç büyüklerin dediğimiz... Yönetmenimizden de puan durumunu ekrana getirmelerini rica edelim. Şöyle bir bakalım puan durumuna. Zaten o puan durumunun hesabını, kitabını yapmaktan öğrenciler nereye kalacağız? Şeye mi gideceğiz? Avrupa liglerinde mi kalacağız? Ligde mi kalacağız? Ortalarda mı kalacağız? Diye diye biz, özellikle benim kulaklarımı da çınlatayım buradan. Yeni Asır Gazetesi'nin spor müdürü Sinan Gencin. Evet. Sinan da benim yıllardır bu meslekte beraber omuz omuza verdiğim değerli bir kardeşim, arkadaşım, dostum, Göztepe'li bir arkadaşımız. Onun da kulaklarını çınlatalım buradan. Hep böyle hesap yapıyorduk. Bir gün Karabük'e gittik. Şimdi bakın, ben hep bunları doğaçlama konuşuyorum. Yani tabii hiç problem ben yani. Öyle buraya çalışıp yok hesap kitap yapayım. Zaten hesap kitapla şuraya da not almışım. Şu an hesap kitabın aslında çok güzel noktasındayız. Yani bugüne kadar biz böyle hesap yapmaya alışkın değiliz yani. Aynen öyle. Zaten kümede nasıl kalırız hesabını yapmaya başlarken şimdi bu Avrupa kupalarına nasıl gideriz hesabını yapıyoruz. Bunlar kolay değil tabii ki. Affedersiniz. Şimdi gerçekten bu olaylarda başta Başkan Mehmet Sepil, yönetim kuruluna, camiamıza, herkese ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir çıkış yakaladık ve Türkiye'de ses getirdik. Bütün televizyon yorumlarını görüyoruz, gazeteleri görüyoruz. Hep bizden bahsediliyor. Zaten biz bir markayız. Bir çınarız. Asırlık bir çınarız. Avrupa'da ilk yarı final oynayan bir Türk takımı olarak zaten bunları hak etmiş bir takımız. Taraftarıyla, camiasıyla. Şunu söyleyeceğim. Güzel bir ivme yakaladık. İşte bugünkü medyada da gördüğünüz bazı futbolcularla tekrar sözleşme yenileme, Dembaba ile sözleşme uzatma gibi. Çok örnek verebileceğiniz şeyler var ama şu güzel, Göztepe'miz bu durumdaysa biz güzeliz. Evet.
Zaten şöyle Oytun'la da devam etmek istiyorum. Oytun artı Metin taraftarın içinde sürekli. Taraftarın sezon öncesi, sezon başında bir kendi arasında bir düşünceleri vardı. Herkes işte takımı belli bir noktaya konumlandırıyordu ama benim merak ettiğim bir konu, siz basın camiasında kadro kurulduğunda işin kalem tutanlar kısmı olarak nerede planlıyordunuz? Yani şöyle, biz şimdi 16. programa geldik. Gönül ister inşallah 20. 25. programda gerçekten Avrupa Kupalarını birebir böyle takip eden, kovalayan bir Göztepe'yi konuşalım burada. Biz her programa çok daha keyifli çıkıyoruz ama merak ettiğim, sezonun başına döndüğümüzde o taraftar, çünkü herkes elinde şey diyordu, bu sene ligde kalalım yeterli diyordu. Ama basın camiası kurulan kadroya göre Göztepe'yi nerede görüyordu? Şimdi artık aklın yolu, mantığın yolu bir. Olay bu. Biz ligde kalalım. Yeni çıkmışız. Yepyeni bir oluşum. Geçmişten gelen kadromuzla beraber ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl yaparız, neler düşünürüz. Hep biz zaten amacımız buydu. Yani biz ligde kalalım yeter. Bak ligde kalalım derken ilk yarının en güzel performansını çizerek mükemmel puanlar topladık. Şaşırdık yani. Ben de şaşırdım gazeteci olarak. İnanın şaşırdım, şok oldum. Ya dedim, izliyorum. Ya ben hiçbir zaman bir Göztepe maçını böyle oh böyle şöyle rahat alayım elime bir promo, oh, rahat rahat seyredeyim diye seyretmedim yani. 31 yıldır muhabirliğini yaptığım takımın ne saha içerisinde ne saha dışında, yani yukarıda tribünde yapamadım, izleyemedim ki. Gerçi, şimdi çok rahatım yani. Gerçi Oytun bu sene çok böyle yine her maçta stres yaşadık, öyle çok rahat izlediğimiz maç atayı. Onu da yani hatırlamıyoruz. Ben yani şunu söyleyeyim kendi adıma. Ben tabii ki yıllardan beri de Süper Ligi'de yakından takip ettiğim için Göztepe'nin yanında. Ben tabii biraz şahsi olarak konuşuyorum. Hakemlere takık bir insan olduğum için hakemler bazında ben açıkçası Göztepe'nin başarısından sonra hakemleri konuşurum. Hakemler hadi ligin ilk yarısında yani kendi bileğimizin hakkıyla gelebildiğimiz, alabildiğimiz en güzel puan aldık. 30 puan. Çok ciddi bir kesinlikle başarı. Hatta şunu da söylemem yanlış olmaz herhalde Çağatay abi, Metin, Serdar. Tarihi bir başarı bizim için. 30 puan. Yani uzun yıllardan beri, bayağı ya yıllardan ilk beri. İlk 10'da bitirdiğimiz bir senemiz var. Hayır. Var. İlk devre 2000, 30 puan olarak bahsediyoruz. 2001 sezonunda Hamdi Türkmen başkanlığında işte Maydanların, Peter Kabatların, Ersan Martin'in, Göksellerin, Kunduz Göksel, 2-1 Galatasaray'ı yendiğimizde Şevket Müzeci, Mustafa Özkan'ın olduğu dönem. Zaman yoktu. Şevket o zaman yoktu. Şevket daha önceki senelerde vardı. Şevket Kurtanlar, Metin Yedinler daha önceki senelerde vardı. İşte o dönemde inanın UEFA'yı bir puanla kaçırdık. Evet. Biliyorsunuz Avrupa liglerini. Ve o dönemlerde ben takımın içerisinde birebirken işte ilk madem Avrupa kupalarını konuşuyoruz tamam. Bir taraftan yok, devam edebiliriz. Tamam. Şey yapalım, yönetmenimiz kalan maçları gösteren bir tablomuz var. Onu da ekrana alalım. Avrupa'yı hedefleyen takımlar arasındaki Avrupa'yı maçlarımızı. Avrupa'yı hedefleyen takımlar arasında şöyle genel itibariyle baktığımızda yani olur mu, inşallah olmasını umut ettiğimiz bir şey. Neden olmasın? Ama madem Avrupa'yı konuşuyoruz, şöyle bir bakalım. Trabzonspor, Kayserispor 41 puanı var. Ve önünde baktığımızda gerçekten bizim fikstürü oranla zor maçları var. Trabzonspor'un Avrupa yasağıyla ilgili bir durum var bildiğim kadarıyla. Evet, evet, onu da atlamamak lazım. Bizim fikstür avantajımız diğer takımlara göre bence çok daha iyi. Ve biz inanın deplasmanda çok çok daha iyi oynadık. Hani Karabük'le, Yeni Malatya'yla içeride oynayacağımız maçlar var. Evet. Onlardan ben inanın çok korkuyorum, biliyor musunuz? Bu Alanya maçından korkmuyorum. Karabük ve Yeni Malatya maçlarından inanın daha çok korkuyorum. Yeni çünkü Malatya'yı biz içeride nedense strese giriyoruz. Alın işte en son maç. Yani orada, yani Antalya maçında son dakikalarda, son saniyelerde 2 puan gidiyordu ya. Biliyorsunuz yani. Gerçi bir Doğanlar Uğur'u da var yani. Bir baktığımızda iç sahada yani Doğanlar Uğur'u tabii ki var. İyi geldi değil mi bize? Ya şimdi ben şöyle, biz Sinan'la maç esnasında saha içerisinde sigara yapacağız ya. Çakmak değiştiriyoruz. Totem yapıyoruz. Bu işte bizim şeyimiz. Aa işte bak totem yaptık, ver çakmağını, al çakmağını. Şudur budur. İşte bak Göztepe'miz gol atacak, şudur budur derken şimdi Uğur Doğanlar Stad'ın Uğur'u değil. Ambiyans çok önemli. Ambiyans kesinlikle. Size bir şey söyleyeyim mi? O kale arkasında yapılan, bakın saha içinde %20, %30 daha fazla kale başladı. Kale direklerinin arkasında hiç maç izlediniz mi? Hayır. Soruyorum. Yani izlemedik tabii ki abi, aynı. Bakın, onun
şeyini size izah edemem. Bize Mustafa Özkan vardı. Deniz Spor'daydı. Evet. Bakın ben böyle şey konuşuyorum gene de ama Galatasaray maçının ikinci golünü atar. Evet. Şey dedi. Abi dedi Deniz Spor'a gittim dedi. Tribünde Deniz Spor taraftarı çiğdem çıkıyor. O sesi ben saha içerisinde olduğum için nasıl geliyor biliyor musunuz? Eğer kafaya da takarsan futbolcu konsantrasyonu tamamen bitiyor. Evet. Hayır ben şunun için söylemek istedim. Saha içerisindeki ambiyansla tribündeki ambiyans çok farklı. Ben sizleri izlerken bazen böyle şeyi kaçırıyordum, maçı kaçırıyordum. Böyle bakıyorum tribünlere. Beni dürtüyorlardı abi. Pozisyon geliyor, fotoğraf çekmiyor. Ha falan yapıp böyle. Aslında o noktada tribün ambiyansı denildiğinde Metin'e sormak istiyorum. Çünkü gerçekten hani işin sosyal medya kısmında arka tarafta çok emek harcayan kardeşlerimizden bir tanesi kendisi. Emin ol ve Oytun da şahittir. Evet. Bir de bizim Can abi var. Can abi de maç esnasında futbolculardan ziyade tribündeki insanların ambiyansını, yüz ifadelerini gören yegane insanlardır. Çünkü biz bile pozisyon izliyoruz, maç izliyoruz. O sürekli tribünleri çekiyor. Ben şimdi Metin'e döneceğim. Şimdi Metin, maçı şöyle bir genel itibariyle hani deplasman olsun, içeride olsun sahaya 10 dakika, 15 dakika ya dönüyorsun ya dönmüyorsun. Evet. Şöyle bir surat ifadelerine baktığında ilk haftalardan son maçlara gelesiye kadar insanların yüz ifadeleri nasıldı? Şimdi ilk başta başkanımız Sayın Sepil'in aldığı kararın ne kadar yerinde olduğunu görüyoruz. Doğanlar Stadı ile ilgili ilk başta bayağı bir tepki vardı. Vatandaşlar, taraftarlarımız hiçbiri herkes Atatürk istiyordu. Tam olarak Doğanlar diyemedi. Ama o ısrarla burayı söyledi. O çok yerinde bir karardı. Genelde maçı ben izleyemiyorum ama ya dönerken telefondan izliyorum ya bir şekilde bir evde bir daha izliyorum falan ya. Ama taraftar o an orada olmuyor yani. O sahada oluyor taraftarın evet. Tamamı. O zaten Göztepe tribünleri farklı kılıyor. Bütün Türkiye'nin de imrenmesinin sebeplerinden birisi o. Çok iyi bütünleşti. Çok farklı yani. Bir akım oluşturduk. Çoğu kişi Göztepe'yi izlemek için tribünü izlemek için Göztepe takımını izliyor. Marka değerini arttırdık. Artı başkanımız şöyle bir şey söylüyordu. Hani çok eksiğimiz var ama bizim lobimiz de yok diyordu. İşte Ankara'da bazı işlerimizi yürütemiyoruz falan. Bu hafta Göztepe'li önde gelen arkadaşlarımız bir iş adamları derneğini kurdu. Bu dernek vasıtasıyla çok Göztepe'ye hizmet edeceklerini düşünüyoruz. İnşallah bu şekilde de daha fazla üyeye sahip olup orada bir yapamadığımız şeyleri yaparız. Sende. İş adamlarıyla alakalı Oytun'un zamanında çok çabaları vardı. Böyle biz Göztepe'liler hep çok dağınık biçimdeyiz. Herkes birbiriyle ticaret yapsın, birbirini tanısın veya bir Göztepe'lilik iş adamları olgusu oluşturalım ya, diye zamanında çok uğraştığını hatırlıyorum. Bizim gözlerim dolmuştur herhalde. Fatih İncekara vardı. Bizi de tabii davet etmişti ve o zamanlar gider hatta gider de Türkçe anlamıyla da güzel hoş bir nüans oluşturmuştu. Onu becerememiştik. Yani tabii sebepleri şu an konuşulacak yer ve zaman değil ama tabii bizim Murat Kurtuluş arkadaşımız, abimiz buna önderlik etmiş. Elinden gelenin en iyisini ortaya koymuştur. Yıllardan beri o da bildiğimiz bir insan. Efsane. Sevdiğimiz bir Murat. İnsan. Efsane Murat. Aynen. Sonuç olarak Allah yardımcıları olsun. Ya güzel bir oluşum. İyi bir oluşum. Ya şöyle bir durum var. Zaten en azından beni yıllardır tanıyanlar bazı konularda ciddi emekler verdiğimi biliyorlar. Nedir? Yani siyasetinden tutun, aklınıza gelebilecek, Göztepe ile faydalı olabilecek her konuda herkesin taşın altına eline koyması lazım. Kesinlikle. Koymazsa bu şehrin dinamikleri eksik kalır. Bu şehrin dinamiği de eşittir. Mahim bir Metin dediği gibi en büyük marka değeri Göztepe olduğu için. Göztepe varsa ben açık konuşuyorum. Hiç kızmasın karşı yakalar Altaylı'da. Göztepe varsa İzmir var. Göztepe yoksa İzmir yok. Bu kadar da net söylüyorum. Çünkü insanların hafta sonlarını değerlendirebilecekleri, ha bizi taraftar anlamında bizim yaşam tarzımız, haftanın 7 günü, bir hangi maçtaydı o dedim, burada bir sıkıntı yaşadık bir maçta, 3 günümüz 4 günümüz gitti yani bir haftanın 3 günü 4 günü ters sonuçta bizim etkileniyor. Ama bu şehir anlamında, ticaret anlamında, insanların morali anlamında, sosyal yaşantı anlamında Göztepe'nin bu şehirde var olması herkese olumlu puan olarak yansır diye düşünüyorum. İnşallah yeni stadımızın da olmasıyla zirve yapacağız. Zaten Türkiye'nin en iyi taraftarıyız, en iyi camiasıyız şu an görünürde Süper Lig'de. Daha da kalıcı adımlarla, daha da güzel işlerle
daha iyi yerlere geleceğimize aslında inanıyorum. Aslında bu iyiliğe mesela çok daha fazla artılar koyuyoruz. Mesela bu hafta Antalya Spor taraftarlarını Göztepe'li kardeşlerimiz çok güzel bir organizasyon yaptı. Kumanya dağıttılar. Maçtan önce çok güzel tribün liderleriyle güzel fotoğraflar verdiler. Hani burada bu arkadaşların yaptığı emekler gerçekten yarın Antalya'ya gittiğin zaman deplasman yapan taraftar farklı bir taraftar. Onlar onun mirasını yiyecekler. Biz hani ne olursa olsun eninde sonunda hangi takım olursa olsun bir şekilde bir arayolu bulunup artık hani bu tribünde sadece takımımıza konsantre olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yapıyoruz yani, da aslında onu. İlerleme sempati var. Duyuluyoruz. Evet. Birçok tribünde sempati duyuluyoruz. Sevmediğimiz artıları da oldu bu konuda aslında. Kesinlikle. Olması evet. Gereken o. Arkadaşlar ben meslekte çoğu yere uçakla, otobüsle onun adına giderken ben Şeker Spor maçı vardı. Şampiyon olduğumuz zaman kalede Ramazanların olduğu dönemlerde falan. Bana Hamdi Türkmen dedi ki şampiyon olduğum sene. Çağatay dedi, taraftarlar dedi otobüs yapacak, aile bir otobüsü olacak. Onlarla gider misin? Ya dedim ne demek dedim, ben zaten isteyeyim ama ben ne uçakla gideyim Ankara'ya? Uçağı 500 kere binmişim ben. Taraftar ambiyansıyla geçeyim. Harika da bir otobüs ailecek işte, çoluğu, çocuğu, eşi falan. Bindik çıktık yola. Şimdi yolda durduğumuz yerlerde şimdi insan istem dışı şey istiyor. Girip hani bir vukuat olmasın. Aman markamıza zarar gelmesin. Ya aman ya tuvalete giriyorlar. Ben arkalarından geçiyorum tuvaletçiye. Kaç kişi çıktı al. 10 lira, 20 lira neyse. Hani, fazlasıyla veriliyor hani, artık yani eskisi olur, gibi değil. Hani şey yapmayın. Sıkıntı yaşamaz. Şeker maçına gidiyoruz. Evet. Hani arkamızdan beddua etmeyin. Hakkınızı helal edin ki gidelim orada. Ciddi söylüyorum bende de böyle bir enteresanlık var yani. Ama o doğru abi. Sonuç olarak insanların da bir ekmek kapısı var. İster tuvalet olsun, ister çorba olsun, çay olsun fark etmez. Ya gördüm ya. Ya adamların Göztepe taraftarını keşke gelsinler diye şimdi, beklemeleri hoş. Maalesef bunlar evet. Vardı az önce senin söylediğin. Eskiden öyleydi. Evet. Söylüyorum. Şey vardı. Ya adam şimdi bir markanın cips paket şeyini standını evet. Otobüsün bagajına sokmaya çalışıyor. Ya tamam madem ki al üstündekileri al. Stantı ne şey yapıyorsun? bizim arkadaşlar. Ya evet bizim dönem hatalar olmuştur. Ya dedim ki yapmayın ama en son şudur. Göztepe taraftarı gerçekten çok çabuk şekilde güzel örgütlenmeye başladı. Evet. Artık daha bilinçliyiz abi. Daha bilinçli. Abilerini dinliyorlar. Biz de öyle gençken deplasmanlara giderken büyüklerimizi dinlerdik. Evet. Otur kalk kalk. Başkanımız da bu tip oluşumlara destek veriyor. Açılışa bizzat başkan vekilimizle birlikte katıldı. Evet, Giyader'in. Aynen. Göztepe İş Adamları Hatta Derneği'nin. Hatta Serdar'cığım programımız için de söz aldık. 1-2 hafta içinde geleceğini söyledi. Sayın Başkanımız Sepil. Şimdi özellikle onu hem Tarat Başkanımıza hem de Mehmet Başkanımıza evet, Başkanımızdan da söz almıştık. Evet, bence. Söz almıştık. Kendilerinin sözü var. Mutlaka bir programa katılacaklar. Tahminimce onlar Avrupa Kupaları garantilendiğinde katılacaklar. Metin onu İnşallah bekliyordu. Belki sezon sonu değerlendirme yaparız. Daha olabilir, güzel olabilir dediler. Biz gerçekten çok onur duyarız. Hani hem Talat Başkanımızın hem de Mehmet Başkanımızın bizlerle birlikte olması burada programda. Çünkü gerçekten soracağımız o kadar çok şey var ki. Ve eskiden şeydi böyle. Taraftarlar başkanla bir araya geldiğinde yanlış anlamayın hesap sorma babında birçok böyle bileniyordu. Şu anda nasıl başardığınızı sormalıkla inanılmaz nasıl sevgi gösterebiliriz onu planlıyoruz ki herkes gerçekten çok seviyor. Bugün şöyle söyleyeyim sosyal medyada bile 3-5 tane resim yan yana konulsa en çok hangisi beğeni alıyor? Başkanın resmi beğeni alıyor. Çağatay abi sen ne düşünüyorsun? Evet. Şimdi öncelikle ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Göztepe'den büyük kimse yoktur. Bunu hiç unutmayalım. Ben şuraya geliyorsam 1 liralık menfaatim olmadığı halde söz konusu Göztepe ise gerisi teferruattır. Bu bir. İkincisi, Göztepe başkanı da olsa, kim olursa olsun, Göztepe'ye hizmet eden insan helal olsun derim. Başımın üstünde yeri var. Ama buraya programa gelirse gelecek kardeşim. Of. Bakın arkadaşlar, bir dakika burada mütevazı olmayacağız. Çok söz konusu Göztepe ise, Göztepe'den televizyonlarda, medyada, orada, burada isminden söz ediliyor ise gelecek. Yok gelmek zorunda. Hayır. Yok desteklerini açıklıyorlar. Bir dakika bir şey söyleyeceğim o zaman Çağatay abicim. Bir şey sorabilir miyim? Buyur kardeşim.
Şimdi abi yanlış anlamazsan ben bir şey söylemek istiyorum. Neden yıllardan beri de yok ben gene konuya bir gireyim de. Şimdi beni rahatsız eden bir konu var. Buyur. Şöyle bir rahatsız eden bir konu var. Şimdi başları televizyondan, ulusal basından, efendime söyleyeyim, evet. Lig TV'den falan öncesinde sonrasında da takip ediyoruz. Evet. Şimdi benim açıkçası çok kıymetli abilerimiz, arkadaşlarımız da var İzmir medyasında ama senin yerin ve açıkçası Sinan abinin yeri çok daha farklı. Estağfurullah. Hayır, dakika, ya, hayır. Biz buyuz. Başka bir yer. Sen öylesin. Öyle. Çağatay Çağlar ve Sinan Genç. Biz kendi aramızda da her zaman konuştuğumuz zaman sizin ikinizin yeri farklı. Tekrar söylüyorum. Diğer abilerimiz de bozulmasın. Yok, ama yani bir Göztepe'lilik olarak, bir yazılar olarak sizin yeriniz farklı. Şimdi ben beni rahatsız eden konuya geleyim abi. Gel. Lig TV'de ya da farklı kanallarda Göztepe ile ilgili konuşuldukları zaman veya tartışıldıkları zaman neden bir Sinan Genç ya da bir Çağatay Çağlar o programlarda yok? Çok güzel bir soru sordum. Eyvallah. Ben geçtiğimiz günlerde eşim de oradaydı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları bölümünün kampüsünde bir gazetecilikle ilgili bir küçük bir sosyal medyada galiba hatırlıyorum öyle bir söyleşi. Söyleşiye katıldım. Beni konuşmacı olarak Profesör Doktor Oğuz Reşat Sipahi birazcık Göztepe list Oğuz Reşat Sipahi beni davet etti. Abi gazetecilikle ilgili bir şey var, gelir misin? Tıp fakültesi öğrencilerine konuşacak. Göztepe kimliğimin dışında gazeteci kimliğimle gittim, orada konuşuyorum. Şuna geleceğim Aytuncuğum. Zor bir olay. Biz neden buradayız biliyor musunuz? İzmir'e o Bizans, ben canlı yayında bir gün Bizans dedim. Cemal Özgörkey, hala sözümün arkasındayım. İzmir Coca-Cola'dan para alıyordu. Canlı yayında bundan 10 sene önce. Televizyon kanalında, Uydu'dan yayın yapan televizyon kanalında 10 sene önce. Canlı yayından Cemal Özgörkey'den Galatasaray'a İzmir'den 100 bin dolar. Ben canlı yayında şunu dedim. Sayın Özgörkey, gidin İstanbul'da Bizans'ta yaşayın. İzmir'de dedim, Göztepe dışında bütün kulüpleri dedim saydım. Bunlara dedim 1 lira vermiyorsunuz. İzmir'den ekmek yiyorsunuz, İzmir'de oturuyorsunuz. Galatasaray için başkanlıkta da adı geçmişti bu zaman, hatırlıyorum. Evet. Siz dedim gidin. Canlı yayından çıktım. 3 dakika 5 dakika sonra bir tane adam. Ben dedi Cemal Özgörkey'in avukatı bilmem kim. Evet buyurun. Şu dediniz siz dedi. Şu. Bakın dedim. Siz dedim muhatabım, bana dedim Cemal Özgörkey dönüş. Ben buyum. Yani şunu diyeceğim, biz İzmir'de böyle olduğumuz için İstanbul'larda biz yapamayız. Ben nasıl yapayım gideyim? He, aga başkanım Aziz Yıldırım, aa şudur, bir de bağırıp Mehmet Sepil'im, yok şudur. Yapamam abi. Yapsaydım ben bu durumda olmazdım ya. Anladım abi. İsyan bizim ruhumuzda ya var ya. Ya ben doğuma binme güzel yalı çocuğuyum. Hayatım orada geçti. Hayatım hala geçiyor. Ben buyum yani. Ben bu olduğum için orada olamıyorum Aytuncuğum. Anladım abi. Abi bir Sinan da olamaz. Zaten Antalya maçından da bahsedeceğim tabii. Metin'i de diyeyim. Zaten taraftar olarak da yıllardır zaten hep böyle bir hüzünlerin birikmişliği var içimizde. Şu an inanılmaz duygular içerisindeyiz. Yani hala ne olduğunu farkında değiliz. Gerçekten taraftar olarak bile şu an bulunduğumuz konumda var olan gerçekliği bile sorguluyoruz. Çünkü aynen ciddi, o kadar ciddi travmalar yaşadık ki dile kolay. Yani hani hepimiz hatırlıyoruz. Gerçekten büyük travmalar yaşadık. Kütahya maçında Tavşanlı maçında arabayı ben basın türbününde oraya park ettim. Çıkışta gazla, biber gazı falan yedim. Helal hoş olsun. Ben çünkü o duyguyu yaşamak zorundayım. Canlı yayına gideceğim. O zaman Barış ve Bülent Kudu abimle canlı yayına gideceğim. Maçtan çıktım. Bir baktım arabanın arka camı yok. TRT arabasıyla yan yana koymuştum. TRT'nin canlı yayın aracıyla. Onu da parçalamış. Şimdi bana diyorlar ki tutanak tuttur. Ya dedim bunu yapan Göztepe'li kardeşim. Canı yanmış. Ruhu yanmış. Neyini tutturayım ya? Evet. Helal hoş olsun dedim. Hani onu yaşıyoruz. Yani bunlar böyle. Yapacak bir şey yok. Doğru. Hep ben konuştum galiba. Alanya maçıyla ilgili konuşalım. Tabii ki elbette. Nasıl bir... Ya aslında şöyle konudan konuya atladık ama şey diyelim. Şu Avrupa kupalarına dönelim biz. Var olan gerçek yani bu. Niyet bulduk. Şimdi var olan gerçek yönetmenimizden rica edelim. Serdar şimdi sen deplasman için mi Avrupa? Bir saniye şu tabloyu bir geri alalım. Güzel. Bir bakalım. 3 aşağı 5 yukarı kendi kafamızda kuralım. Çünkü sene başında kurduk. Kurduğumuz olmadı. Farklı bir pozisyon oldu. Şimdi aman nazar değmesin, şunu yener, bunu yener filan demeyelim ama gerçekten beklentilerimizi dikkate alalım. Şimdi 41 puanı var Kayseri Spor'un ve Kayseri Spor'un önünde
düşme potasındaki Konya ile maçı var bu hafta. Ardından Fenerbahçe ile, ardından Trabzonspor'la inanılmaz zorlu 3 tane maç geliyor üst üste. Bu maçlardan alacağı negatif sonuçlarla ondan sonra Gençler Birliği ve Başakşehir maçları geliyor. Onlara daha motivasyonsuz gitme durumları var. Yani aslında 3 maç önümüzdeki rakiplerimizden bir tanesi olan, Avrupa Kupası rakiplerimizden bir tanesi olan Kayseri Spor'un 3 maçı var. Ne diyorsunuz? Önce Adis'e dua edeceğiz. Konya-Kayseri maçı var. Adis 11'de oynayamaz belki muhtemelen. Ya kimseye... Pardon, gene ben sözü... Estağfurullah abi, rica ederim. Göztepe'ye hizmetleri oldu. Taraftarımız tabii kızmıyor şimdi vesaire ama... Arkadaşlar, öncelikle şu bir gerçek. Bakın şunu anlamıyorsunuz. Göztepe'de oynadığı için gurur duysun. Tabii ki, elbette. O ayrı. Bu bir. Parasını aldı mı? Bu iki. Göztepe'de onurlandırıldı mı? Onurlandırıldı. Yok... Hayatın oraya gideceğiz, buraya yaptı. Gideceğiz. Hayatının futbol kariyerinin zirvesini yaptı ve Göztepe'de yaşadığı günleri unutamayacak. Ya arkadaşlar, ben buraya gelirken, kent kartı basarken düşünüyorum. O Porsche mu alayım, Volvo mu alayım, Mercedes mi alayım, bilmem ne mi alayım diye düşünüyor. Bakın aradaki fark bu. Biz hancıyız, onlar yolcu. Herkes ben, gider, bu taraftar ben kalır. Ben 31 yıllık meslek hayatımda rahmetli Öset Özbanlıkan vardı. Kulüp müdürlüğümüzü yaptı. Aydın maçında da şehit oldu. Neden şehit oldu diyorum. Aydın maçını izlerken tribünde rahmetli oldu. Ve gol yedik diye, beraber oldu diye takım. Kalp krizinden. Bakın yani nice rahmetlerimiz var. Onları da saygıyla rahmetle anıyorum. Şuna geleceğim. Göztepe'de hizmet edip para alıyorsa hakkını alıyor. Bir de artı Apoletini alıyor arkadaşlar. Apolet veriliyor onlara. Peşini Çağrı abi şey yapmamışsın. Ne? Kayseri maçında gol atmasın mı? Atsın. Ya atsın, Adis atarsa atsın. Atmazsa da biz atalım. Ne diyorsun abi? Abi ben Alanya'yı yenelim. Evet. Arda'dan Kasımpaşa'yı yenelim. Beşiktaş'la berabere kalalım. Sonra kime gidiyoruz? Bursa'yla. Bursa'yla Bursa'yı yenelim. Akhisar'la berabere kalalım. Karabük'ü, Malatya'yı çok... Bakın demin de söyledim. İçeride olduğumuz için... Korkuyorum. Biz çünkü Konya'dan gidelim, bir puan alalım. Galatasaray'la da bence gelin. Hiç Kayseri'nin onun bunun hesabını dediğin gibi abi yapmaya gerek yok. Biz önümüze bakalım. Ya, ben şu 4 maçın yalnız çok önemli olduğunu düşünüyorum. Maçlarını. Yani tabii Serdal daha farklı bir yorum getirdi. Yani Avrupa olsa da olur, olmasa da olur. O ayrı mesele. Ya kesinlikle. Avrupa elbette. Olsa bir kere ben şunu sorayım hepinize. Hangi statta oynayacağız? Avrupa olduktan sonra kendi stadımıza burada oynarız. Şimdi seneye bizim stadımız değil. Ondan sonraki sezona yetişecek şimdi. Bu ya biz Avrupa'ya çıkalım da ben stat bulurum. Ya bir şey soracağım. Biz değil miydik Bursa'da, Sakarya'da oynayan? Yani bize ya, tamam stat işte, yok burada. Ondan dolayı diyorum. Ama kendi stadında oynamanın keyfi. İstanbul'da gider oynarız. Nerede oynadık? İstanbul'da oynarız. Onlar da görür nasıl oynandığını. Bu arada ayrı bir heyecan da oldu. Şimdi bakıyorum taraftar arasında internet sitesini ve şeyi, resmi siteyi çok ciddi takip çoğaldı. Niye çoğaldı? Önceden bilet konusu hiçbir sıkıntı olmazken herkes diyordu ne olacak, Atatürk Stadı'nda kapının önünden alırım. He. Şimdi artık herkes F5 tuşuyla yaşıyor. Şimdi bizde de var biliyor musunuz? Göztepe'yle gidiyorum, Doğanlar'sa en son maç. Gidiyorum abi, maçın başlamasını hakem düdük çalacak, 2 dakika var. Adam oturmuş orada, mangalın başından kalkmıyor. Ya diyorum kalk artık. Artık mangal yapıyorlar. Keyfi seviyorum. Ama takımına diyorum. Çok güveniyor belki. Tabii. Ya takımına güveniyor değil. Hani rahatız. Sezon başında al kombini. Almıyorlar kombine. Kombine almadıktan sonra da Allah ben bilet nasıl bulurum? Oytun bana biletin, Serdar bana bir şey. Metin şöyle yap. Hani biletle hani... Alsancak'a 5 saat yapalım. Önce girdiğimiz günleri unutmayalım. Ya. Vanspor kapılar kapalı, biletle elimize kalıyordu. Stad durumlarında da bildiğim kadarıyla tek inşası devam eden bizim stadımız sanırım. Şu an yani o konuda bir lobi oluşturduk herhalde. Süper Lig'deki takımlar için sadece bizim. Yani İzmir içerisinde çünkü 3 stad şu anda yapılıyor. Alsancak'ta yapılıyor, Süper Lig takımlarında. Alsancak'ın tribünleri çıktı. Çıkmaya başladı mı abi? Dikkat et. Karşıyaka durdu çünkü. Zeminle yapılıyor. Karşıyaka mahkemelik. Karşıyaka 0 durumda, bizimki orta seviyede, Alsancak üstte. En istikrarlı bizimki gibi. Ancak Haziran'da bitiyor. O zaman eğer Haziran... Yeni sezonu yetişir. Onu söylüyorum. Yani Avrupa Kupası'nı alsan... Ben şunu söylüyorum. Geçen gün bizim Seren arkadaşımız da ona benzer bir şey yazmış.
Facebook'a. Tefal Seyran mı? Yani tefal. Oldu galiba. Güzel bir şey. Tefal değil, artık tefal değil. Biliyorum. Bir şey oldu. Karaca oldu. Karaca. Kim bitirirse, kim bitirirse paritesi oynar demişti. Güzel bir yorum yani. Bu hani önümüzdeki maçlarda aslında en büyük tehlikeyi Galatasaray maçı olarak görüyorum. En son maçın olur. Evet. Biz çünkü önümüzdeki maçları değil ona odaklanırsak bizim için çok büyük sıkıntı olur. Ceza alma babında mı diyorsun? Yok. Biz konsantrasyon olarak, taraftar olarak yani herkes Galatasaray maçına konsantre olmaya başladığı gibi bir hava var. Sosyal medyada özellikle. Biz yapacağımız tek şey içerideki maçları kazanırsak bizim için hiçbir sıkıntı yok. Biz Avrupa'dayız zaten. Sadece o... içerideki maçları kazanalım bizim için yeterli gibi. Yani inşallah ama 15 puan yapar içerideki maçları kazanırsak. Tamam. Geçen sene şeye bakmak lazım. Geçen sene kaç puanla... 15 puan yetmeyebilir. Yetmeyebilir yani. 1-2 de beraberlik alırız. Yani hepten de zaten lig bitti. Ama çok maç var daha ya. 54 puan yapıyor. 8 maç. 54 yeter aslında. 54 yetiyor. 50'nin üzeri yetiyor. 52'nin üstü yeter. Tamam, yeter. Çünkü diğer rakiplerin durumları da bağlı. 39, evet. 14 doğru. Tamam. Evet. Yeter yeter. Doğru. Şöyle 2016-2017 sezonuna baktığımızda Avrupa barajı 64'te kalmış. Hayır. O sezona şu andaki puantaj durumunun şeyini alırsanız. Devamını alırsanız şu andaki puantaj. Kaçıncı durumu. Haftadayız? O çünkü 34, çok 28, değişik bir ligdi o. 26. Bir önceki sene çok değişikti. Acayip. Üst taraf kopup giderse farklıdır o gitti. O yüzden 52, 53, şu an zaten kopamıyor lig. 54 yeter bize. Dediği gibi Serhan'ın içteki maçları alın. Bize UEFA için yeter diyorum. Gelelim Alanya maçına. Şimdi ilk Alanya maçını hatırladığımızda içerideki maçta gerçekten şoke olduk. Ama Alanya çok ciddi kan kaybetti. Evet. Wagner Love'un gitmesi, ardından şu anki tek bayağı iki tane mi teknik direktör değiştirdi bildiğim kadarıyla. Susic gitti. Bir türlü oturtamadılar. Evet. Ve Hikmet Karaman gitti. Buhranlı bir dönemde şimdi karşılarına moralli bir takım Göztepe çıkıyor. Ne olur maç? Oytun'dan başlayalım. Benden başlayalım. Şöyle yapalım. Alanya'yı sezon başından beri izliyorum aslında. Yani şöyle bir durum var. Daha önceki maçlarda da şeyde programlarda da tabii belli başlı etütleri yapmıştık. Takımın bir kere %80'i Wagner Love'dı. Aynen. Arap neydi bize kök söktüren İzmir'deki maçta? Fernandez değil neydi onun ismi? Fernandez. Fernandez'di. Bir de Emre Akbaba. Bu üç tanesi inanılmaz. Bir şey söyleyeceğim. Evet. İki haftadır da çok sükseli skorlar alıyorlar. Gençler Birliği'ni deplasmanda yendiler. Evet. Bu haftada Başakşehir'e kendi evine 4 tane. Gençler Birliği'ni 1-0 yendiler. Başakşehir'i 4-1 yendiler yanılmıyorsam. Evet. Şimdi Wagner Love gittikten sonra takımda ciddi bir açıkçası bir ivme kaybı oldu. Evet. Ama işte Fernandez'in formu gene biraz daha arttı. Emre Akbaba gayet takımı iyi götürüyor ki milli takıma aday oynamıyor gene, herhalde o. Hayır, kırmızı kart cezası oynamayacak zaten onu biliyorum ama işte Emre Akbaba'nın olmaması bizim çok büyük avantaj. Yalnız şöyle bir durum var. Çok önemli maç onlar için. Hayati maçlardan bir tanesi. Ciddi bir taraftar desteği alacaklar arkalarına. Riskli durumdalar. 27 puandalar. Riskli, düşme modası 24 şu anda. Çok aynen, kritik yerdeler. Şöyle bir durum var. Açıkçası biz orada özellikle ilk yarı gol yemezsek ben en az bir puan alacağımıza rahatlıkla yani gönlüm çok rahat bir şekilde inanıyorum. Çünkü ilk devreki kadar bir güçleri yok. Mutlu olur muyuz bir puanla? Vallahi ben mutlu olurum kendi adıma. Şey. Ne diyorsun Metin? Vallahi ben en son maçtaki oyuna bakınca biraz daha fazla ümidim var. Bir puandan daha fazla alacağız. Çünkü ilk yarıda kaybettiğimiz iki puan var onlardan. Taşlar yerine oturmaya başladı. Artı Başakşehir'de taraftarımız cezalıydı. Evet. Üst tribün. Alt tribünde zaten kimse bilet almadığı için cezalı değildi. Ama ona rağmen maçın biletleri hemen bitti. Alanya maçı şu anda kapalı gişe bizim için. Aslında o Başakşehir maçına da bir değinelim ya. Çok büyük haksızlık yani o maçta ceza alınması. Bu hafta şöyle bir paylaşım yaptık. Hatta haftanın patlaması oldu yani. Hakem Fırat Aydınus'tu herhalde bu haftaki. Ona düzgün yönetiminden dolayı teşekkür ettik. Ya biz özlemişiz düzgün yönetilmeyi. Bütün taraftarlar bazı arkadaşlar abi. Fırat Aydınus'a ya penaltıyı ver. Ya ben şimdi defalarca izledim birçok pozisyonu. Evet. Ya hakem, şimdi şöyle söyleyelim. Şu an ligde çok enteresan bir şey var. Çağatay abi katılır mı bilmiyorum ama hakemler ya 3-4 tanesi, 5 tanesi var gençler başta olmak üzere ve Fırat Aydınus çok iyi. Bak iyi değil, çok iyi. Bir de diğerleri var, çok kötü. Ortası yok. Doğru mu abi? Bir de ince kıyıldık yani. Ya, Başakşehir maçında böyle bir şey yok yani. Çok iyi hakem, bildiğimiz hakem. Neden öyle yaptı? Demek ki işte insanın midesi bulanıyor. Arkadaşlar ben meslek hayatımda... Ben orada bir şey soracağım. Buyur. Çağatay abi.
Kulübümüz bugüne kadar hiç açıklama yapmadı. Doğrusu o. O konuda haklı mıydı, değil miydi? Çünkü sosyal medyada ikiye ayrılmış durumda. Bakın arkadaşlar, az önce ben onu söyleyecektim. Doğrusu o. Bir defa siz hakemi değil, rakibi yeneceksiniz. Hakem ne yaparsa yapsın. Ne yaparsa yapsın ha. Ha çok etkili olduğu anlar oluyor mu? Evet, istisnaidir bunlar ama oluyor. Ama abi sen sahada oyununu oynayacaksın. Hakemi de yeneceksin, rakibi de yeneceksin. İlk devrede olduğu gibi. Aynen öyle. Kim, hakemler bir şey yapabildi mi? İlk devrede bir şey yapamadı. Çatır çutur oynuyorsun. Tak tuk atıp gollerine geçiyorsun. Şurada bir şey Oytun, az önce senin söylediğin gibi işte rakip Alanya 4-1 yendi, şöyle yap. Her maç ayrı bir motivasyondur. Ayrı taktik, ayrı motivasyon, ayrı kadro. Aynen yaratırsan. Öyle. Öyle, evet. Her maç için ayrı bir motivasyon vardır. Bunu unutmamak lazım. Bakın, bir futbolcu bir önceki maçı düşünürse diğer sonraki maçı düşünemez. Bir önceki antrenmanda yaptığı hatayı diğer maçta yaparsa yapamaz. Ya Zafer Gürüyol vardı bizde. Evet. Aldım adamı götürdüm susuz dereye. Gol atamıyordu, antrenmanda gol atamıyordu ya. Herif bizden gitti, Konya'da gol kralı oldu, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Hani enteresan bir şey. Gufran'la alakalı bir kuralımız var. Gufran değil, bir oyuncumuz daha vardı ya. Ya doğru da şimdi İngiltere Premier Ligi'nde üst düzey bir lig. Şimdi doğruya doğru iki gömlek. Bir dakika bir şey soracağım. Gufran'ı beğenmiyorsunuz da. Gufran bence beğenmiyoruz demeyeyim de ya. Eleştiriyoruz da. Ben eleştirmiyorum da. Takıma katkısı İngiltere Premier Ligi'nden gelmiş futbolcu katkısı noktasında değil. Müthiş defans yapıyor. Yani çıplak gözle izlediğin zaman. Abi yapmıyor mu? Takım oyununda defans. Belki Tamer Tuna takım oyununda. Adam birebirlerde, preslerde adam Tamer Tuna. Bence müthiş bir taktisyen yani. Çok zekli bir çocuk. Bence de. Şöyle, hayatında ilk defa bizde teknik direktörlük yapıyor. Yardımcı antrenörlük demiyorum. Teknik direktör genel olarak. Direktör. İlk defa. Tamer Tuna çok araştırmacı. Gerçekten kendini yetiştiriyor. Genç bir arkadaşımız. Evet. O çocuk, Tamer Tuna, bunu o yüzden kullanıyor. Ama herkes yazıyor zaten. Bütün abilerimiz, yazarlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız, meslektaşlarımız yazıyor. Diyorlar ki, Gufran'a bu kadar katlanır mı? Gufran niye bu kadar? Gufran niye bu? Oytun çok güzel bir şey söyledi. Ben öyle düşünüyorum. Çok abi. Değişik bir bakış açısı. Harikasın. Öyle abi. Defansif anlamda baskılı, ofansif anlamda zayıf. Ama adamın işi ofansif olmak. Takıma katkı. Ama defansif anlama dönünce orada gözükmüyor, kayboluyor. Tribünlere oynamıyor. Tribünlere oynamadığı için sıfırdı. Abi bence Tamer Tuna öyle istiyor. Tabii. Ben öyle düşünüyorum. Hoca diyor ki bak burada kardeşim diyor. Kardeşim diyor ben sana diyor burada diyor. Üçüncü bölgede diyor kalacaksın. İkinci bölgede böyle yapacaksın. Birinci bölgede böyle yapacaksın. Ya da gelmeyeceksin. Ya da gelmeyeceksin diyor abi. Onu adam bilemezsin. Rakibe zamp gibi yapışıyor. Aynen. Arkaya kadar gidiyor 50 metre depar atıyor. Yani. Kim yapar bunu abi? Çağatay abi sana bir soru sormak istiyorum. Şu anki puan durumuna da bağlı kalmadan. Tamam. Muhtemelen gelecek sene bayağı bir kadromuz değişecek. Şu ana kadarki performans açısından, tabii teknik direktör değiliz ama kimler takımda devam etmeli sence? Sen bir antrenör olsan şu anda kimleri bırakırsın? Şimdi bir defa klasik olacak. Tutalım, İskeleti bozmayacağız. Kale. Ön stoper. Maestro dediğimiz orta saha. Castro. Forvet. Tüm maçlarda oynamış Castro. Yani sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık değişebilir diyor. Bu iskelettir. Sağ solu, ön liberonun yanına alacağın diğer stoperleri, sağ kanadı, sol açığı bunları değiştirebilirsin. Ama iskeletini iyi oluşturur isen, zaten bu bir şeydir, felsefedir. İskeletini iyi oluşturabilirsen sıkıntı yaşamazsın. Omurgan iyi olacak. Tabii ki, omurgan. Aynen öyle. Şimdi sen omurgan iyi olmadığı sürece burada oturamazsın gibi. Yani, peki çok isim... da çok da az bir zaman kaldı. Benim içimde kalan bir soru var. Onu da sormak istiyorum. Devre arasında takımımıza katılan futbolcular hakkındaki görüşlerinizi almak istiyorum. Oytun'dan başlamak istiyorum. Ya tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Valas Reis'i beğenmiyorum. Şu anki performansıyla. Beklediğin gibi değil. Beklediğimden yani geçen sene diyorlar yapayım. Ligi tanıyordu, ediyordu falan da. Bir kere yani çok net bir şey söyleyeyim. Kimse kızmasın, bozulmasın. Offside kuralını bir kere öğretmeleri lazım. Ne zaman Göztepe şey yapsa offside'i bozan hep Valas Reis. İkincisi yani onun dışında açıkçası Dembaba geldi. Ya Dembaba'yı konuşmak ayıp olur. Onu geçiyorum başka zaten. Dünya yıldızı. Poco. Yani Poco
şöyle söyleyeyim, bakın Poco'yu da şimdi şeyi eleştirenler, Buffon'u eleştirenler gün gelecek Poco'yu da eleştirecekler ama Poco mükemmel oynuyor. Gözükmeden mükemmel oynuyor. Abi bunu iyi irdelemek lazım. İlla ki gol atacaksın, efendim onu bunu yap. Abi onlar iş değil. Asıl arı gibi çalışıp, mesela örnek ver, bana sorsalar Beşiktaş mesela, Beşiktaş'ın yıldızı kim diye, bu sene bence Beşiktaş'ın yıldızı Medel derim oynadığı süre içerisinde. İnanılmaz takımını toparlıyor. Bizim takımın yıldızı kim derim mesela? Ben Kadu derim. Başkası derim, baba derim. Ben Kadu derim abi. Neden? Göztepe'ye gelmiş geçmiş en iyi adamlardan bir tanesi abi. Katılıyor musunuz bilmiyorum. Ben böyle bakıyorum. Ha, Beto da yıldız. Kaleci göz önünde ama yani bir gözükmeyen takımı toparlayan yıldızlar vardır. İşi götüren. Ben Kadu derim şimdi abi. Şimdi bakın arkadaşlar, biz lig başladığından beri hiç bunu düşündünüz mü? Toplam en fazla kaç tane yerliyle oynadık? Toplam en fazla kaç tane yerliyle? Bak söylüyorum 4'ü sana. 4'ü geçmez. Bravo. 4. Geçmez abi. Maksimum 4. Halil, Selçuk, Sabri, Tayfur. Yok. Halil, Selçuk, Tayfur bazen. Bir dakika. Fix oynayan 11'i sayıyorum ya. Halil. Halil oynar. Sabri, Selçuk. Tayfur. Tayfur oynuyor. Tayfur. Hep 11 oynamadı ama. İlk 11'de. İlk 11'de 4 tane bulamadı. Tanju bazen çıkıyordu. Tanju çıkıyordu. Yani Tayfur çıkmıyordu, Tanju çıkıyordu. Sabri, Sabri içeride kalıyordu. Tanju oluyordu. 4. Maksimum 4. Yani 7 tane yani 8 şey 7 tane hep yabancıyla çıktık. Birbirini tanımayan. Arkadaşlar evet. Bizim aldığımız gençlerden 18'e girip de hangisi girdi 1 dakika sahaya? Girmediler. Mesela bakın bunu düşündünüz mü? Ben çok düşündüm. Bir dakika da burada abi. Bir dakika. Kayseri maçını ben... ilk Kayseri maçını hatırlıyor musun abi? Evet. İlk Kayseri maçı. Evet. Muhammed Enes girdi oraya. Evet. Sol kanadı adam çocuk. Ama sonra ne oldu o çocuk? Şu an göremiyoruz. Bakın. Doğanay girdi Doğanay aynı şekilde. Çok iyiydi mesela. Yani Doğanay abi girdi de bir dakika oynadı. O çocuklar şimdi biz hep diyoruz ya. Avrupa hedefiyle onu oynatmazlar şimdi ki abi. İşte belki 2-3 program sonra Ziraat'ı da kovalayabilseydik evet. Orada bir şey olurdu ama şanssızdık biz Ziraat'ı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Konu gelmişken hemen belirteyim. Bu hafta Selçuk'la şey cezalı. Poco. Evet. Bakalım kim oynayacak? Çok büyük bir risk. Bence risk değil Tayfur abi. Oynar. Ya oynama şansı. Tayfur oynar. Tayfur oynar. Gençlerden biri oynar mı? Ha gençlerden biri. Rotasyon yapar mı? Scarione oynayabilir belki. Rotasyon. Scarione. Scarione ben olsam Scarione oynatırım. Ya Scarione ben zaten sol tarafta. Scarione ne oldu abi onu sana soralım tecrübenle. Ya ben Scarione'nin ne olduğunu bilmiyorum. Bak eskiden menajer değil ki nereden? Hayır yani. Her antrenmanları izlerdim. Her antrenmana giderdim. Scarione bir anda. Niye böyle oldu yani? Ay Cilas da mesela çok ya, iyi top. Ya Cilas, Cilas. Yani şişman oldu ne oldu? Aynen. O Siyom sakat oldu. Herhalde. Saçları ya, yaptırıyor. Yani sakat değil ya onlar. Şimdi ya, ama hocanın bir taktiği var. Aslında programımızda son 2 dakikaya girdik. Kısaca toparlayalım. Şimdi bazı sorular da sorulmuş tabii. Şey yapamadık. Onlara giremedik. Kusura bakmasın seyircilerimiz. Programımız bu hafta 45 dakika. Özellikle Facebook'tan da yayınımız var. Aynen. Facebook'tan da yayınımız var. Şu an oradan da sorular var. Bazı arkadaşlar şey demiş hani üzerimizdeki bu cesaretsizliği yıkalım, stadımız yok vesaire, o yüzden Avrupa'ya gitmeyelim ya seneye gidelim mantığıyla bakmayalım. Biz zorlayabildiğimiz kadar sonuna kadar zorlayalım. İnşallah. Gerekirse fark etmez sokak arasında da biz Avrupa maçı oynayıp destekleriz. Çok güzel ben de dedim ya. Mantığıyla hareket edelim diyor. Aynen öyle. O yüzden kapasitemiz neyse sonuna kadar çıkalım, gerçekten büyük motivasyon olur. Yani bizim Avrupa kupalarına gideceğiz aman stat yok oynamayalım. Sözünü taraflar yani İstanbul'da kabullenmiyor. İstanbul'da da oynarız dedik ya. Aynen. Doldurur muyuz? Doldururuz. İstanbul'da doldururuz, şaşırtırız. Yani bence de Olimpiyat Stadı'nda oynayalım. Göztepe Avrupa Kupalarında oynasın. Yeminim Galatasaray, Beşiktaş, diğerleri bilmem nesi. Hepsi gelir bizi destek. Hepsi aynen. Buna iddia ediyorum. Evet. Biz çıkalım yeter ki Avrupa Kupalarında. Bu hafta inşallah 3 puan alacağımız bir hafta olsun diyelim. Son dakikalarımıza girerken Oytun son cümlelerini alalım. Vallahi bu hafta son Alanya maçımız. Alanya maçı. İnşallah dediğim gibi maçımız herhalde pazar günü saat 1.30'da. Yanılmıyorsa. İnşallah güzel bir maç olur. Hakemi tabii merak ediyorum bu arada. Biliyorsun sonlara doğru yaklaştıkça bu işler başlar liglerde klasik. İnşallah ben bir puana da razıyım. Ama 3 puan olursa harika olur. Hedeflerimiz arasında bir engeli de aşmış oluruz. Takımımıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Metin bugün çok fazla söz veremedik sana ama önemli. Sen ne diyorsun Alanya maçıyla alakalı? Çağatay abi şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bizim için ne hedefi olduğu önemli. Yani
Avrupa olacaksa bir an önce olsun, olmayacaksa da ben istiyorum şu kadrodaki diğer oyuncular bir forma şansı bulsun. Bir gözle görelim, gidecek adamı da bilelim, kalacak adamı da bilelim. Sadece hocamız biliyor. Yani nasıl olacak bu iş? Şimdi bir şey söyleyeceğim Metin de, bugüne kadar Göztepe ile alakalı olacaksa bir an önce olsun dediğin hangi şey gerçekleşti? Yani bizde her şey gerçekten sindire sindire. Ve ama daha tatlı oluyor. Rahat bizi haram. Evet. Aynen. Aynen. Rahat. Bunun haricinde katilisin Göztepe denilen tezahürat gerçekten. Bunun haricinde her hafta tekrar ediyoruz. Siyasilerden taraftarlarımıza destek istiyoruz. Belediyelerimizden, evet, milletvekillerimizden. Ona ben girmeyeyim. O olay bitmez zaten. Yok. Altın Ordu istiyormuş haklı olarak. Tabii ki yani herkes isteyecek ama en iyi olan alacak bence. Ya abi bu şehrin dinamikleri yani. Kesinlikle futbol. Desteklenmesi abi, lazım. Abi kim varsa yani desteklesin yani. Sonuçta A'sı B'si C'si önemli değil abi. Ayrı bir konu bitmez bu olay. Abi aynen 8 saat adam konuşuyorum Antalya bu konuyu. Adam Antalya valisi. Yani. Evet. Belediye başkanı maça geliyor. Bizimkilerin kimse yok. Neyse o Çağatay abicim son cümleni alalım. Son cümlemi alayım. Öncelikle altyapısıyla, tesisleriyle, evet, stadıyla ve diğer branşlarıyla, handbolü, windsurf'ü, yelkeni, onlarla, bunlarla, basketbolu, voleybolu ile Göztepe'miz bir spor kulübüdür. Kesinlikle. Buna destek olması lazım. Her ne kadar bize yerel ve siyasi olaylarda destek olmasa da bizim kendi yağımızda kavrulmamız lazım. Herkes kendi taşın altına elini sokması lazım. GİADE'leri de tebrik ediyorum. Çok güzel bir oluşum yaptılar. Onların amacı da şu: Torbalı yapılacak olan tesislere bir çim saha yapabiliriz. O da 1 milyon TL civarında bir şey. Başkanın yükü omzundan nasıl alırız gibi gibi. Herkesin elini taşın altına sokmasını düşünüyorum. Ben elime geliyorsa, ne gerekiyorsa yaparım. 3 veririm, 5 veririm. Ama herkesin Göztepe'liyim diyen kombine alıp değil, diğer şeylerde stordanla ürün alıp odur yapı budur, her şekilde Göztepe'ye destek olmasını diliyorum. Alayına isyan, inanana Göztepe diyorum. Evet, 16. programımızın da sonuna geldik. Gerçekten çok keyifliyiz. Bu hafta çok keyifli bir program sunduk. İnşallah. Serdar'cım çok özür dilerim. Bülent Başkan'ın ölüm yıldönümüydü. Tabii yani, mekanı cennet olsun. Saygıyla mekanı cennet olsun. Ve mekanı cennet olsun anlıyoruz. İnanılmaz beyefendi bir insandı. Göztepe'ye inanılmaz emekleri olan bir insandı. Çok şey öğrendik kendisinden. Aynen öyle. Bir sonraki dönemde de biz kendisinden çok örnek alınacak aynen çok şeyler öğrendik. Rahmetle anıyoruz. Karşılıksız veren bir insan. Önümüzdeki evet, hafta mekanı. Evet, önümüzde bir Alanya maçı var. Ve Alanya maçını da kayıpsız atlatmak istiyoruz. Bir puan denildi ama bir puanla da mutlu oluruz. 3 puanla inşallah geçeceğimize inanıyoruz. Ve bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Saygıyla, sevgiyle kalın. Pardon, Lara'cığım, Berke'cim, öpüyorum sizleri. Çocuklarıma da selam söylemeden olmuyor. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Hoşça kalın.